Günaydınlar. Kendime gelmeye çalışıyorum. 7.30'da kalktım. Saat 9'da boğumun diş randevusu var. Bugün artık çok şükür boğum dişleri yapılıyor. Arabaya da bir tane şey almam lazım. Bana da telefon tutacağı dayanmıyor arkadaşım ya. Biliyorsunuz diş hastanesine gidiyorduk. Bir 3 defa falan gittik. Sürekli ölçü falan alındı. Şimdi artık bugün babamın dişleri takılıyor. Babam çok mutlu. Ya tamamen değil aslında ama en azından emaneten mi takıyorlar yoksa nasıl oluyor tam olarak bilmem ama diş takılacak yani çok mutlu baba. Hemen böyle uzun sürmüyor zaten. Götüreyim babama. Yakup uyuyordu. Çınar da kalktı. Boncuk'la ilgileniyor. Boncuk uyandı. Boncuk uyandı nedir ya? Çınar uyandı. Boncuk'la ilgileniyor. Öyle arkadaşlar eve gireceğim. Pek bir yemek derdim yok. Pilav yapacağım zaten yemeklerimin yanına. Yemeğim var. Pilav salata yaparım akşama sadece. Bugün kek dökmeyi düşünüyorum. Çınar kek istiyor çünkü. Islak kek ya da işte zebra kek yani herhangi bir tanesini yapacağım. Bugün fetişim yok. Evi süpürürüm, toparlarım. Evler bayağı dağınık. Böyle yani klasik işler yapacağız yani. Ha bir de ne klasik kız. Menemenlik yapacağız bugün. Kesinlikle bugün yapmamız lazım. Ben dönüşte inşallah hatırlatın bana kilitli poşet alayım. Bir daha markete çıkmayayım. Kesin almam lazım. Neşeli'ye uğrayacağım. Oradan bakacağım kilitli poşet. Bir de şoktan birbirinden hepsi orada yan yana ya. Hepsine bakma ihtimalim var. O yüzden oralardan bakayım diyorum. Alayım. 50 tane olsa bana yeter herhalde ya. Fazla bile gelir yani 50 tane. Neyse lak lak yapmayı bırakalım. Babam beni bekliyor. Gidelim arkadaşlar. Ne sen şu an değişelim o zaman. Babam seni koydurmuş oldu. Ben de kahve aldım. Geldik buluştuk babamla. Mutlu oldu işleri takılacak. Şöyle takalım mı? Güzel koktu. Sen acelen ne baba? Ben evime geldim arkadaşlar. Şöyle marketlere uğradım. Kilitli poşetlere baktım. Nerede daha hesaplı, nerede daha uygun fiyatlı diye baktım. Öyle eski günlerde olduğu gibi markalarına, kalitesine falan çok fazla bakmıyoruz artık malum. Fiyatlarına bakıyoruz. A101'e işte girdim. BİM'e girmek nasip olmadı ona girmedim. Neşeli Market'e falan girdim. Şok Market'te en indirimlisi oradaydı. Sizin de aklınızda bulunsun. Şöyle Tut Taze markasının kilitli poşetini aldım 15'li. Ben geçen sene de bunlardan almıştım. Hangi marketten aldığımı tabii hatırlamıyorum. Bunlara yapmıştım menemenlikleri. İyi oluyor arkadaşlar. Bunun 15'lisi 13,5 TL'ydi. Şöyle 3 paket aldım arkadaşlar. 20-25 santim. Boyutu da gayet iyi. Orta boy olarak geçiyor. En sonunda aklıma geldi buzdolabı poşetlere bakarken. Bir tane pişirme kağıdı aldım. Bunun da fiyatı 20 TL miydi? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Yo 10.90'dı. 10.90'dı. Hazır kesilmiş hem de. Bunlar daha mantıklı oluyor. Şöyle Ülker'den çikolata aldım. Dörtlü. Bir de kasa arkası indirim denk geliyordu. Pınar'ın dörtlü sütü 46 TL'ye geliyordu. Normalde 60 küsürdü. 46 TL'ye denk gelince hiç kaçırmadım. Zaten süt tüketiliyor bizim evde. Bir tane de A101'den şunu aldım. Garnier'in indirime girmiş. Normalde bu 27 liraydı fiyatı. 20 TL'ye düşünce kaçırmayayım dedim. Daha önce de kullanmıştım. Cilt temizleyici. Sabun işte. Bir tane de ondan aldım arkadaşlarım. Aldıklarım bu. Şimdi çay demleyeceğim. Şuraları hemen derleyeceğim, toplayacağım. Hiç sevmedim böyle. İçime sindi sabah böyle kalkınca iğrenç bir mutfak, pis bir mutfak. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Mum yaptı. Parça mumlarım vardı ya arkadaşlar. Hepsini erittim, birleştirdim. O güllü mumlar falan çok dağıldı çünkü yanma durumunda. Hepsini erittim. İçine de Hindistan cevizi yağı ilave ettim. Kokusu güzel olsun diye tavsiye ederim. Güzel oluyor. Böyle mumlarınızı dönüştürebilirsiniz. Böyle kullanmadığım bir şekerlik vardı cam. Onun altına mumluk yaptım arkadaşlar. Şu an donma süresi
Bekliyorum hala. İpine de şöyle çatal koydum ki içine gömülmesin diye. Bu şekilde. Arkadaşlar başımıza gelenlere bakın. İyi oğlum. Arkadaşlar bazanın vidasını eksik takmışlar. Vidayı eksik taktıkları için çekerken de bacak ayrıldı. Yakşun bacağı tamir etmeye çalışıyor. Böyle her yer bu durumda, anlayacağınız. Arkadaşlar bugün neredeyse bütün günüm yatak odasında geçti. Mahvolduk diyebilirim gerçekten. Of, hakikaten yoruldum. Şöyle göstereyim arkadaşlar size ucundan. Of, süpürdüm kaç kat bazanın altını falan da süpürdüm. Ya bazanın vidasını eksik takmışlar. Eksik taktıkları için de çekerken arkadaşlar orta ayağı çıktı. Vallahi sağ olsun Yakup orta ayağını eskisinden daha sağlam taktı. Başlığını falan da eskisinden daha sağlam taktı. Biliyorsunuz nakliyeden biz hiç memnun kalmamıştık. Söylememe gerek bile yok. Çok şikayetçiyiz yani nakliyeden. Hiç ama memnun değiliz yani. Kutusunu düzelttim de. Şöyle bazayı bu tarafa çektim. Neden çektiğimi söylesem şaşırırsınız. Şundan dolayı arkadaşlar şimdi oda çok büyük. Baza bu yani emin olun ki şurada ebeveyn banyosu olmasa direkt buraya oturma odası yapardım. Bence diğer odalardan bu oda daha büyük gibi geliyor bana. Baza bu şekildeydi. Dolap zaten her zamanki yerinde, aynı yerinde. Dolabın yerini seviyorum. Baza bu şekilde olduğu zaman arkadaşlarım burada kocaman bir alan oluşuyor. Biliyorsunuz. Aşırı büyük bir böyle boş alan oluşuyor. O boş alana da böyle yolluk tarzı halı serilmiyor. Gerçekten komik duruyor yani, hoş durmuyor. Mecburen getirip gri halıyı sermiştim. Şu beyaz salon halımı da oturma odasına sermiştim. İçeride boncuk var, sürekli salıyoruz ve boncuk sürekli pisliyor arkadaşlar. Bembeyaz halım mahvoldu yani, ıslak mendille defalarca silmeme rağmen yeşil yeşil lekeleri kalıyor. Gerçekten böyle artık gözüme çok batmaya başladı. Oraya yani bir tık daha koyu renk halı oturma odasına daha mantıklı olacaktır diye düşündüm. O yüzden eski gri halısını oraya, yani buraya sermiş olduğum gri halıyı geri oturma odasına yerli yerine serdim. Şöyle göstereyim hatta size. Bu beyaz halımı da arkadaşlar kaldıracağım. Kıyamadım yani buna. Bembeyaz arkadaşlar, kuş mahvediyor. Gerçekten mahvediyor. Hani yedekli dursun diye düşündüm. Oturma odası için gri halı bu. Burada yeterli artar bile diye düşünüyorum. Çünkü devamlı burada oturuyoruz. Kuş pisliyor. O yüzden bir de ne yalan söyleyeyim, yatak odasında ben o gri halıyı çok fazla sevemedim arkadaşlar. Yani yatak odasında ben daha biraz daha böyle az göz yoracak halılar tercih etmek istiyorum. O kocaman 4 metrekare halı benim gözümü yoruyordu. Ne zamandır düşünüyordum. Şeklini değiştirmesem, bu halıyı direkt buraya sersem olmadı arkadaşlar. Çok yani bilmiyorum, hani belki ileri dönüp tekrar değiştiririm bilmiyorum ama büyük konuşmayayım ama hoşuma gitmedi. Şimdi burada kocaman bir alanın ortasında ip ince bir yolluk hiç hoş durmadı. Yani çok çirkin durdu. Zaten hani böyle gözüme güzel gözüksün, gözükmesini istediğim için seriyorum. Yoksa benim için çıplak alanı hiçbir önemi yok. Çünkü zaten ev yerden ısıtmalı arkadaşlar. Yerler çıplak olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok yani. Yerden ısınacağız biz. Böyle kapının girişine burada, belki sizde de burası çok boş gelmiş olabilir. Benim gözüme batmıyor. Biliyorsunuz diğer evimde de aynı şekildeydi. Böyle kullanıyordum. Ama belki şuraya böyle post gibi bir şey atabilirim yani. Belki de atmam. Bilmiyorum arkadaşlar. Zaten kapı girişi orası. Burada bu yeni yolluğumu biliyorsunuz. Bu yeni yolluğumu bir defa kullandım ben. Çay döküldü. Çay lekesini sildim. Ve yıkamaya atmadan geri kaldırdım. Bir de baktım ki arkadaşlar serdim. Çay lekesi kusmuş duruyor. Sadece size şöyle göstermek için serdim. Kaldıracağım, hemen yıkamaya atacağım bunu. Nasıl durduğuna bakın diye serdim. Efendim anneciğim. Ne duruyor? Çay lekesi olmuş şöyle. Onun dışında gardırobumuz burada. Diğer şeyleri de buraya koydum. Şunu başlığa koyuyordum aslında. Şuraya, ama sıkıştırmak istemedim arkadaşlar. Orada böyle prizim dursun istedim. Rahat bir şekilde. Hani telefonu şarja falan takıyorum bazen. Çok iyi oldu böyle. Benim başlığımda şarj olması çok çok iyi oldu. Mantıklı oldu.
Yani oraya bir şey koymak istemedim, anlayacağınız. Aslında bu tarafa biraz daha bazayı ittirme şansım vardı. Ama prizi kapatmak istemediğim için ittirmedim arkadaşlar. Şöyle resimlikler üzerinde kaldı. Bazanın üzerinde kaldı. Ben onları zaten böyle simetrik bir şekilde asmıştım. Böyle çok hizalı asmayı sevmiyorum. Bu tarafı birazcık boş kaldı. Olsun. Yani çok da göz yormuyor. Şöyle taraftan da göstereyim. Bu tarafı da böyle yaptım. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle perdeyi çekelim bu tarafa biraz daha. Burası zaten ölü bir alan şöyle. Bunu böyle koyduk. Kitaplayayım mı? Dibini silmek gerekiyor. Yerleri bir silemedim bir türlü. Şöyle koydum. Bunu da böyle koydum. Burası böyle durdu anlayacağınız. Burası zaten ebeveyn banyosu olduğu için buraya yine bunu attım. Çünkü ıslak ayakla direkt yere temas etmeyelim diye buraya attım arkadaşlar. Zaten gözükmüyordu bu tarafta çok fazla. Baskülümü bu tarafa aldım. Böyle oldu anlayacağınız. Zaten birçok kişi de demişti Çağlacığım yatağı bu tarafa koysana çevirsene bir de öyle görelim nasıl olacak diye. Anlayacağınız böyle de bu şekilde durdu. Yatak odam. Bence bu halı yatak odasına daha çok güzel uyum sağladı diye düşünüyorum. Gerçekten bugün bittim arkadaşlar. Çok yoruldum. Çok uğraştırdı yatak odası bizi. Bu arada bazayı böyle bir tık daha öne çekip şöyle bu tarafa doğru kaydırdık. Prizleri kapandı buradan. O görüntü yok ama bu tarafa daha çok gelmiş oldu baza. Yani şu ara biraz daha daraldı. Prizi de ama kullanabiliyoruz çünkü arkada boşluk var. Halısını yıkamaya attım. Halısı yıkandı mı şöyle boydan boya sereceğim arkadaşlar. Boydan boya kaplıyor. Bu tarafa bir şey sermemeye karar verdim. Doldurmaya gerek yok. Bu tarafa da zaten sermeyeceğim ama buraya da mecburiyetten seriyorum. Şunların ikisini yerini değiştirdim sadece. Bunu o tarafa aldım. Onu da bu tarafa aldım. Böyle daha güzel durdu sanki. Okey arkadaşlar. Baskülü de hemen öyle banyonun girişine aldım. Burada mantıklı oldu. Burası da sade bir hoş oldu. Aslında şuraya güzel bir abajur yakışır diye düşünüyorum. Bir niyetim diyor ki salondakini getir ama salonu önce yeni almak lazım. Ondan sonra oradakini buraya getirmek lazım. Resimlikler de böyle güzel durdu. Daha iyi hizalı durdu şöyle. Böyle. Beğendim beğendim. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hem o yolluğumu kullanabileceğim burada hem de yatak odası sanki böyle bir daha hoş durdu gibi geldi. Böyle orası banyo alanı. Ne bileyim böyle kapının girişinde de daha bir hoş durdu gibi geldi. Arkadaşlar küçük ev zor ama inanın büyük evde sıkıntı diyebilirim. Şimdi her yeri süpürdüm. Yakup'la Çınar basket oynamaya gittiler. Ay yoruldum gerçekten bir de melemenlik falan yapacağım. Allah'tan akşama pek yemek derdim yok. Pilav yapacağım sadece. Toz alacağım. Şimdi süpürdüm. Siliyorum arkadaşlarım. Mop çekiyorum. Şuranın havlusunu da aklımdayken değiştireyim. Atayım şunu. Ay. Şu an yıkanıyor makine. Bak buraya ne yapmışlar. Ya burasını da arkadaşlar bu çalışıyor ama bunu buraya şöyle oturtturmak gerekiyor. Silikonla yapıştıracağız. Bakalım. Şöyle duruyor yani anlayacağınız. Düşmüyor ama bu şekilde duruyor. Şöyle incelik bir silikon çeksek güzel daha sabit durur diye düşünüyorum. İçerileri sildim. Şu koridoru da sildim sayılır. Şimdi bu taraftayım. Şurayı sileceğim. Sonra Çınar'ın odasını sileceğim. Dediğim gibi toz alacağım. Şunu kaldırayım. Ben Çınar'ın okul çantalarını falan yıkayacağım arkadaşlar. O işlerim var. Bir tane daha pil hepsini şunu aldım. Şu da arabaya gidecek akşama Yakup'la. İşe gidecek Yakup. Bugün gececi. İşe giderken diyeyim de götürsün. Şimdi şu en son o tuvaletin oraya sileceğim arkadaşlarım. Şöyle boş yerleri çekiyorum. Bu mop benim için gerçekten kurtarıcı diyebilirim. Hem mis gibi kokuyor hem böyle günlük de yani
Evinizin tozunu gidermek için mop çekebilirsiniz arkadaşlar. Çok mantıklı. Seviyorum ben. Çok severek de kullanıyorum. Mesela ışık açık olduğu zaman bu şekilde gözüküyor. Işıkları kapattığımda hiç görünmüyor arkadaşlar. Tamamen gizli bir alan. Odam yıkandı arkadaşlar. Mis gibi olmuş. Normalde 30 derecede yıkıyorum ama çay lekesi olduğu için 40 derecede yıkadım. Hiçbir zarar da vermemiş. Şöyle. Zaten dediğim gibi yeni bu. Böyle sponsor karşılığında göndermişlerdi bu halıları bana. Bir kere kullandım. Bir daha kullanmak nasip olmamıştı. Nasıl? Havada çok sıcak zaten. Hemen kurur diye düşünüyorum. Şöyle bulaşık makinemi boşalttım. Birkaç kirlim vardı. Onları yerleştirdim. Ocağımı, tezgahımı, her yerimi bir çiftledim. Temizledim arkadaşlar. Böyle temiz temiz iş yapmak istiyorum. Ben Çınar'a söz verdim. Islak kek yapacağım kakaolu diye. Şöyle kekimin malzemesini hazırladım arkadaşlar. Fırınımı 180 derecede ısıttım. Şöyle 25-30 dakikaya ayarladım. Hemen veriyorum kekimi fırına. Sosunu hazırlayacağım sonrasında. Kızartma yaptı. İlk olarak çok güzel yaptı. Çok memnun kaldık. Güzel pişirdi. Eğer keki de güzel kabartır pişirirse fırın güzel demektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sosun içine ben ayrıyetten bir de çikolata yani Nutella da ilave ettim 2 kaşık. Böyle çikolata tadı güzel olsun diye. Erittim içinde şu an. Çok aşırı kaynatmayacağım sosunu. Şöyle bir takım da karıştıracağım. İçindeki malzeme zaten birbirine işledi ve eridi. Kaynatmaya gerek yok o kadar. En azından biraz şöyle güneşi engellesin. Evet. Sanırım biraz daha iyi. Fırını durdu. Bakalım. Arkadaşlar göstereyim hatta şöyle bir saniye. Şöyle göstereyim. Bence gayet güzel arkadaşlar. Şu tarafında biraz çökme olmuş. Ama kabarmasında bir problem yok. Pişirmesinde bir problem yok. Benim işte bu borcamlarda genelde lükselde de benim aynısı oluyordu bu arada. Birazcık dışarıda ılısın. Sonra dilimleyip sosunu vereceğim. Sos hazır zaten. Şunu kapatalım. En azından artık fırınlık işim bitti. Domateslere başladım. Bunun içine bir poşetini döktüm. Onları yıkadım. Şöyle bunun içine aktardım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi bak ne kadar güzel kabarıktı biraz önce. Çöküyor arkadaşlar. Niye çöker ki kek ya? Kabaran kek çıkardığımız zaman niye çöküyor anlamıyorum ben. Her defasında ben aynı problemi yaşıyorum. Bir sürü daha önce de size sormuştum. Siz yine bana taktikler vermiştiniz. Uyguladım ama çok da bir işe yaramadı arkadaşlar. Çöküyor yani. Neden bilmiyorum. Domateslerim de çok güzel var ya. Şöyle içlerini göstereyim size. Gerçekten armut domatesi ama çok lezzetli. Robot da büyük olunca yapması da güzel oluyor. Domateslerimizi vallahi özel kasadan seçti. Pazardaki arkadaş. Bundan sonra hep o pazarcıdan alacağız biz. Annemle. Salı pazarına gittiğimizde hep oradan alacağız. Çok memnun kaldık. Çok güzel ilgilendi. Her şeyin iyisini verdi. Sağ olsun vallahi. Helal hoş olsun. Bunun içi bayağı domates oluyor. Benim kendi normalde robotumla bu arada şu bazıları kötü. Bunlar şey eski domateslerim arkadaşlar. Bunları da koymuştum. Şurasını alayım. Ben kendi blenderımla yapmaya kalksam çok zor olur. Çünkü benim blenderım küçük.
Yani hem daha küçük bölmem gerekiyor domatesleri, hem de bu kadar mümkün değil, almaz. Maşallah bu çok güzel çekiyor. Kesmeye başardım arkadaşlar. Çatır çatır yanıyor. Şu bıçakla kestim. Şimdi ikinci poşetimi de devirdim buraya. Bir poşet, yani 5 kilo doldu. 5 kilo tencere, 5 kilo domatesi ağladı arkadaşlar. Bunu yavaştan altına açacağım. Geri kalanı da acaba diyorum 2 tane de mi? Bilmiyorum nasıl yapacağım. Kafam karıştı ya. Domateslerim 2 ayrı tencereyi doldurdu arkadaşlar. Yavaş yavaş şu hatta kaynamaya bile başladı. Onun biraz bu tarafa ilave ettim. Bu daha derin olduğu için. Şimdi minnak küçük zehir gibi acı olan biberlerim vardı. Bunlardan birazcık doğradım. Yarısını bir tencereme, yarısını bir tencereye atacağım ki menemenliklerim acı olsun. Arkadaşlar diye. Şükürler olsun ki bitti. Biberlerini de ilave ettim her ikisine de. Altlarını kıstım. Yavaş yavaş kaynayacaklar. Şöyle göstereyim. Sularını, fazla sularını da aldım ki bu şekilde olsun diye. Şöyle karıştırıyorum. Biberini falan ben yağda kavurmuyorum. Kimisinde böyle yağda kavuran da var. Biz öyle yapmayız. Biz direkt böyle çiğden kaynatıp pişiriyoruz. Rengi, şu biberlerin rengi değişecek. Domatesin rengi, suyunu biraz fazla alacağız. Ondan sonra bitecek. Ayrıyeten içine tuz falan hiçbir şey ilave etmiyorum. Arkadaşlar tabii herkesin menemenlik yapma şekli farklı da olabilir. Mesela şöyle üzerinde köpük çıktığında ben şöyle köpüğünü, fazla köpüğünü aldırıyorum. Şu şekilde süzgeçle ara ara karıştırarak kaynatacağım arkadaşlar. Sonra kapatacağım. Soğuduktan sonra da artık sabaha kadar soğur mu? Balkona serinliğe mi koyarım? Çünkü biraz sonra güneş gidecek. Balkona rahatlıkla koyup yarına kadar bekletebilirim. Yarın da poşetleyebilirim. Burada koca bir poşet daha biberim var. Bu biberlerimi de yıkayacağım. Böyle ortadan 1'e, 2'ye, 3'e böleceğim arkadaşlar. Çiğden atacağım. Bunları da çok güzel oluyor. Çünkü çiğden domates de atacağım yine. Dilimleyip atacağım. Bayağı bir 6-7 kilo daha domates alacağım ben. Çünkü domates çok kullanıyorum ben. Yemeklere de kullanıyorum. Kışın menemenlik olarak da. Ne bileyim bir makarna sosuna. Her şeyi çok kullandığım için ayrıca dilim domates, işte biber falan atacağım. Patlıcan kabak biz çok yemiyoruz arkadaşlar. Patlıcan kabak ben atmıyorum. Hani olur da bir denk gelirse belki atarsam bilmiyorum. Ama genel olarak atmıyorum yani. Yıkadım arkadaşlar. Tertemiz oldu. Vallahi misler gibi kokmuş. O çay lekesi falan da çıkmış. Şöyle göstereyim. Zaten bazayı bu tarafa biraz daha çektik ya. Bu alan birazcık daha zaraldı. Hemen böyle girdiğimizde halımı böyle uzunlamasına ayak ucumuza serdim. Vallahi mis gibi de oldu. Bakın asla çay lekesi kalmamış. Normal toz deterjanla yıkadım. İçine de yumuş lilyum kattım. Mis gibi de kokmuş şu an. Lekelerden eser kalmamış. Yalnız o kadar çabuk kurudu ki, gerçi hava da sıcaktı, güneşliydi. Tam zamanında hemen yıkadım, astım. Mis gibi olmuş. Leke de kalmamış. Çok da çabuk kurudu. Benim sanırım salona aldığım halı da bu şekilde bir halı arkadaşlar. Kalınlığı. Altı kaymaz böyle. Dijital baskı diyorlar bunlara. Demek ki onun da yıkaması, temizliği çok kolay olacak. Tabii Allah'ın izniyle gelirse. Daha gelmedi arkadaşlar. 15 günü falan geçti, gelmedi. Görüştüm. Dönüş yapmamışlardı. Sonradan dönüş yaptılar. Konuştuk bakalım, inşallah kargoya vereceklerdi ama verdiler mi bilmiyorum. Daha henüz bana bir mesaj gelmedi.
Böyle yatak odası böyle de çok hoşuma gitti benim. Bilmiyorum, çok beğendim. Sizlerin fikri nedir bilemem ama benim böyle de çok içime sindi. Daha böyle ferah ferah oldu. Görüyorsunuz. Bu tarafta böyle oldu. Burası da böyle banyo alanı oldu. Şöyle düzeltelim. İyi ki de evi de bir süpürdüm, sildim bugün. Temiz temiz oldu arkadaşlar. Bu taraftan da göstereyim size. Yakup da işe gitti bu arada. Şöyle. Hoşuma gitti. Size nasıl yaptığımı göstereyim. Aslında geçen sene de aynısını yapmıştım. Ama yine aramıza yeni katılanlar belki merak edip sormak isteyebilirler. Şimdi menemenliklerimi zaten gösterdim biliyorsunuz, tamam mı? Şimdi bunları üçer kepçe, üçer kepçe arkadaşlar bu almış olduğum kilitli poşetlerin içine koyuyorum. Yani daha kaliteli bir şey de alabilirsiniz sizler ama ben geçen sene bunlara yaptım. Hiçbir şekilde patlama, akma, hiçbir şey olmadığı için yani çok bir para vermenize de gerek yok diye düşünüyorum yani. Bu kilitli poşetleri ister marketlerden de alabilirsiniz, isterseniz toptancılarda da satılıyor. Belki daha uyguna geliyordur. Ben çarşıya gitmediğim için direkt marketten aldım. Şimdi arkadaşlar böyle üçer kepçe üçer kepçe. Tabii siz ailenizin kalabalık durumuna göre de daha fazla da koyabilirsiniz. Ama 3 kepçe bir menemenlik için bence gayet güzel, ideal, yeterli oluyor. Bazen kalabalık misafirim geldiğinde 2 tane menemenlik de açtığım oluyor benim. Hatta yani ikişer kepçe bile koyabilirsiniz. Daha az bile yapabilirsiniz. Şimdi size nasıl yaptığımı şöyle kısadan bir göstereyim. Göstermediğim zaman sonra bana kızıyorsunuz. Hemen şöyle yanı başınızda göstereceğim. Bu arada menemenliklerim bayağı bir ılıdı. Birazcık daha böyle soğumasını bekliyorum. Çünkü derin dondurucuya atacağım arkadaşlar. Şöyle kilitli poşetimi, bu arada çekim yapıyor mu? Şöyle kilitli poşetimi ağzını açıyorum arkadaşlar. Tencerenin yanına yaklaştırıyorum. Şöyle karıştırıyorum menemenliğimi. Yani 3 kepçe içine dediğim gibi ölçülerini siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. 3 kepçe yeterli oluyor bize. Fazla bile oluyor. Şöyle yatırıyorum ağız kısmını kapatmadan, çünkü havasını aldırmam lazım. Şu ağzını kapatmadan arkadaşlar elimle şöyle düzeltiyorum menemenliği, kilitli yerine kadar getirip şık diye hemen kilidini çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde sonuç böyle yani. Umarım güzel bir şekilde sizlere gösterebilebilmişimdir diye düşünüyorum. Şimdi bu 15 poşeti bir dolduracağım. Bunları beklerken diğerlerini dolduracağım. İyice birazcık daha soğusunlar. Sonra düzgün bir şekilde tek tek üst üste olmak şartıyla arkadaşlar derin dondurucuma yerleştireceğim. Çok güzel oluyor. Kullanım açısından da çok güzel oluyor. Bunun çözülmesi de çok kolay oluyor arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi kavanozlarla uğraşmak, yok kapağı tuttu tutmadı, kavanoza doldurdum sıcak sıcak elim yandı. Annem öyle yapar. Annem yıllardır alışmış ama ben kavanoz tercih etmiyorum. Ben bunun kolaylığına alıştım. O yüzden ben bu sene de böyle yaptım. Tarifim de bittiğim budur. andır diyebilirim arkadaşlar. Dolmalık biberlerimin de içini bir güzel temizledim. Onların içlerini güzel güzel yıkadım arkadaşlar. Tehlikeli bazen böyle bunların içinde yeşil renkte kurtlar olabiliyor. Dikkat edin temizliğine lütfen. Biberlerimi de böyle hepsini yıkadım. Tertemiz böyle küçük küçük böldüm. Bunları kışın kızartmalık olacak. Tabii yine atabildiğim kadar daha atarım. Şimdilik bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Efendim efendim. Arkadaşlar yarın akşam Special Benefsel filmini satın alacağız. Onu izleyeceğiz. O zaman da belki shorts Tamam anneciğim. Şimdi bunlar böyle sofra bezinin üzerine koydum ki bilerek şey olsun diye, suyunu süzsün diye, ondan sonra poşetleyip kaldırdım. Şükürler olsun, bugünkü işlerimi bitirdim arkadaşlar. Bunlar da suyunu bir güzel çekti. Şöyle küçük acılı tatlılı biberleri kavurmalık, domatesli kavurmalık yaptım. Şöyle çok abartmadan küçük poşetlere koydum. Dolmalık biberleri de ikiye böldüm arkadaşlar. Ben pişirdim mi biraz fazla pişiriyorum. 2 günlük yiyoruz. Bunları da şimdi artık yerleştirebilirim. Ben şöyle ağız kısımları, poşetleri kesiyorum. Hem yer kaplamasın hem de çok çirkin bir görüntü oluyor. Bilmiyorum, sevmiyorum Şimdi herhalde. şöyle göstereyim size.
Şuradaki gidecek arkadaşlar. Bir de onun daha büyüğü var. O da gidecek. Onların yeri belli. Burada işte kıymalar falan var. Burada da yine kurbandan etler var. Bu arada biz kurban kesmedik arkadaşlar. Bize kurban eti verdiler. Öyle söyleyeyim size. Şurada tamamen menemenliklerimi dizdim. Önce üste şokladım, sonra buraya geçirdim. İki sıra halinde dizdim. 27 poşet çıktı arkadaşlar. Allah bin bereket versin valla. Şöyle burada mısırlarım var ve bayağı bir mısır var. Daha fazla mısır atmam diye düşünüyorum. Bir de et suları var. Şeylerde, bardaklarda. Şimdi biberleri koyacağım. Ona da şuraya bir yere ayarlarım diye düşünüyorum. Ha, şeyi göstereceğim. Burada da yine burası boş olacak. Şu gidecek arkadaşlar. Burası boş. Olmadı diyorum, biberleri şuraya dizeyim. Ya da ama bu şu an buradayken dizemem. Buraya şuraya mı dizsem acaba? Bilemedim ya. Yine buraya dizeyim ben olmadı. Ya da onu bu tarafa geçireyim, oraya dizeyim. Şey hallettim arkadaşlar. Makinem çalışıyor. Mutfağımı da temizledim. Artık bir kahve hak ettim diye düşünüyorum. Kahvemi alıp içeriye gidiyorum ama geberdim. Her yerim ağrıyor şu an. Belim, yanım ağrıyor. Anneciğim ışıklar aç içeriden de ben buranın ışığını kapatayım. Koridoru bir açsana aşkım. Bak ona bas. Şurayı kapatayım ben. Bir koridorun bu ortadaki ışık sarı kalmıştı. Onu da değiştirdik. Beyaz oldu arkadaşlar. Beyaz oldu. Of. Arkadaşlarım şöyle geçeyim. Ay. Videomu bugün erkenden editledim. Akşam rahat edeyim diye. Çünkü zaten yorgundum. Parça parça edit yapmıştım zaten. Bugün rahat edeyim akşam diye. Çok şükür bugün işleri bitti. Yoruldum ama şu an iyi hissediyorum kendimi. Kahve yaptım bir tane. Gördünüz sizler de zaten. Bir kahve içeceğim ama o beni kesmedi. Kız, bir tane daha kahve içmem lazım. Kesmedi çünkü. Bir tane de Nescafe yaptım. Aslında bu saatte Nescafe içmemek lazım. Zararlı. Hatta gündüz bile içmemek lazım ama o kadar çok canım istedi ki Nescafe. Uzun zamandır içmiyordum. Bir tane kendimi ödüllendireyim dedim. Kız, ne var ya bunda? Aslında canlı yayın açacaktım. Bugün bu arada şu an çok kötü, yara acıyor. Açamıyorum ağzımı. Canlı yayın açacaktım bugün. Son anda vazgeçtim. Açmak istemedim. Farklı işlerim var. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için beni çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın ballarım.